Selamünaleyküm sevgili gençler. Bu ders videomuzda 9. sınıflar Peygamberimizin Hayatı dersinin 3. ünitesinin ilk konusunu sizlere anlatacağım. Konumuz arkadaşlar, daha doğrusu ünite başlığımız Peygamber Efendimizin Mekke yılları. Peygamber Efendimizin Mekke yıllarında ilk başlığımız Risalet ve Peygamberimiz konusudur. Risalet ne demekti? Daha önce de görmüştük arkadaşlar. Risalet kısaca eşittir peygamberlik demekti. Yani Allah ile insanlar arasında yapılan elçilik görevine risalet denirdi. Peygamber Efendimiz'e risalet ne zaman gelmişti? Yani peygamberlik ne zaman gelmişti? 610 yılında Ramazan ayının Kadir gecesinde Efendimiz risaletle görevlendirilmişti. İlk vahiy arkadaşlar, geçen derste kısa bir giriş yapmıştım bu konuya. Öncelikle vahiyin tanımıyla başlamak istiyorum. Vahiy, Allah'ın insanların muhtaç olduğu dini ve dünyevi emir ve yasakları doğrudan veya melek aracılığıyla peygamberlere bildirmesine denilir arkadaşlar. Yani Yüce Allah'ın bir peygambere bir melek aracılığıyla ya da doğrudan kendi emir ve yasaklarını bildirmesine vahiy deniliyor. Allah ilk olarak Hazreti Adem peygambere vahiy göndermiştir. İlk insan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem arkadaşlar, ilk vahiyi alan, ilk vahiyin muhatabı olan kimseydi. Son olarak da evrensel mesajını göndermek için Yüce Allah Hazreti Muhammed Efendimiz'i seçmişti ve her topluma Allah bir peygamber göndermişti arkadaşlar. Yani bu ne demek oluyor? Her topluma mutlaka bir peygamber gönderilmişti. Peygamber Efendimiz'in risalet görevi de evrenseldi arkadaşlar. Yüce Allah'ın hangi peygamberlere vahiy ettiği ile ilgili Nisa suresi 163. ayette şöyle deniliyor. Biz Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına, İsa'ya, Eyyub'e, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyettik. Davud'a da Zebur'u verdik diyor Yüce Allah arkadaşlar. Yani buradan da anlaşıldığı üzere her topluma bir peygamber gönderilmiştir gençler. Fakat bazı toplumlar peygamberlerine itaat etmişlerdir. Bazı toplumlar ise bunları inkar etmişlerdir. Allah'ın gönderdiği vahiyleri değiştirmişlerdir ve doğru yoldan uzaklaşmışlardır. Putlara tapmaya başlamıştır arkadaşlar insanlar. Mesela Hazreti İbrahim'in dininden yalnızca Kabe kalmış. Maalesef onun içi de putlarla doldurulmuştu arkadaşlar. Bir cahiliye dönemi sürüp gidiyordu Arap toplumunda. Peygamber Efendimiz de cahiliye döneminde doğmuş ve büyümüş bir insandı. Fakat hiçbir zaman cahiliye adetlerini onaylamayan, her zaman onlardan uzak duran bir hali tavrı vardı. Hatta insanların kendi elleriyle yaptığı, kendilerine ne bir zarar ne de bir yarar veremeyeceğini bildiği bu putlara tapmalarına Efendimiz çok üzülüyordu. Bu sebepten ötürü cahiliye ortamından uzaklaşıp sık sık Hira Nur Dağı'ndaki mağaraya gidip orada tefekkürlere dalıyor, orada uzun uzun düşünmeye başlıyordu arkadaşlar. Efendimiz 40 yaşına geldiğinde arkadaşlar sadık rüyalar görmeye başladı. Neydi bu sadık rüyalar? Yani Peygamber Efendimiz uyuyor, bir rüya görüyor arkadaşlar. Rüyasında bir olay gerçekleşiyor. Uyandığında o olay aynen o şekilde gerçekleşmiş oluyor. Allah kendisine bu şekilde rüyalar görmesini nasip etmiştir Peygamber Efendimiz. Bu rüyalar Risaletin ilk müjdeleriydi. Yani ona peygamberliğin geleceğinin aslında ilk müjdeleriydi. Fakat Peygamberimiz o dönemde bunu bilmiyordu. Bu rüyalar yaklaşık 6 ay kadar sürmüştür. Peygamberimizi çok etkilemiştir ve Peygamber Efendimiz yalnız kaldığında gördüğü bu rüyaları tefekkür ediyor ve bu rüyalar üzerine düşünüyordu arkadaşlar. Yine bir gün Hazreti Muhammed
Hira Nur Dağı'ndaki mağaraya gitmiş arkadaşlar. Orada yine tefekkür içerisinde düşünürken 610 yılının Ramazan ayının 27. gecesinde, yani Kadir gecesindeyken arkadaşlar, bir anda vahiy meleği Cebrail geliyor ve oku emrini duyuruyor Peygamber Efendimiz'e. O zamana kadar Peygamberimiz hiç karşılaşmadığı bir varlığın bu heybetli görünüşünden dolayı heyecanlanıyor ve korkuyor doğal olarak. Şaşkınlık ve endişe içerisinde diyor ki Cebrail'e, ben okuma yazma bilmem, ben ümmiyim. Yani Arapçada ümmi ne demek? Okuma yazma bilmeyen insan demek. Cebrail de Peygamber Efendimiz'i dayanabileceği son noktaya kadar sıkıyor ve bırakıyor. Sonra tekrardan oku diyor, onu kendine getirmek amacıyla. Peygamberimiz yine diyor, ben okuma yazma bilmem. Bunun üzerine bu olay 3 defa gerçekleşiyor arkadaşlar. 3. defa da Peygamber Efendimiz'den Cebrail aynı cevabı alınca onu sıkıca bir kucaklayıp bırakıyor ve sonrasında Peygamber Efendimiz'e ilk vahiyler olan Alak suresinin ilk 5 ayetini okuyor. Alak suresinin ilk 5 ayeti, oku, yaratan Rabbinin adıyla, o insanı bir alaktan yarattı, oku, Rabbin sonsuz kerem sahibidir. O Rab ki kalemle yazmayı öğretti, insana bilmediğini öğretti. Bu sayede arkadaşlar Peygamber Efendimiz'e ilk kez bir vahiy gelmiş oluyor ve ona peygamberlik görevi gelmiş oluyor arkadaşlar. Efendimiz de Cebrail'in arkasından bu sözleri tekrarlıyor ve ezberliyor arkadaşlar. Sonrasında Peygamberimiz hemen evine koşuyor ve korku ve endişe içerisinde titreyerekten hemen yatağına giriyor ve eşi Hazreti Hatice'ye, beni örtünüz, beni örtünüz diyor arkadaşlar. Sonrasında çok eşine korktuğunu söylüyor ve başından geçenleri anlatıyor. Hazreti Hatice çok olgun, çok anlayışlı ve çok merhametli bir kadındır. Hemen Peygamber Efendimiz'e onu sakinleştirecek şu sözleri söylüyor. Diyor ki, müjdeler olsun, sen sözün doğrusunu söylersin, emaneti gözetirsin, akrabanla ilgilenirsin, güzel ve iyi ahlaklısın, hiç endişe etme, Yüce Allah seni hiçbir zaman utandırmaz. Seni üzüntüye uğratmaz. Çünkü sen akrabana bakarsın. İşini görmekten aciz olanların yükünü taşırsın. Yoksula kimsenin vermediğini verir, kazandıramadığını kazandırırsın. Misafirlerini ağırlarsın, uğradıkları musibet ve felaketlerde halka yardım edersin. Yani eşi tarafından bu şekilde bilinmek, bu şekilde bu özellikleri söylenmek ne kadar güzel bir durumdur Peygamber Efendimiz için. Onun üstün ve yüce ahlakını Peygamber Efendimiz'e eşi hatırlatıyor. Sen böyle bir insansın, korkma, Allah seni utandırmaz diyor arkadaşlar. Ve sonra Peygamber Efendimiz'in ve kendisinin hiç bilmediği, daha önce karşılaşmadığı bu durum karşısında diyor ki Efendimiz'e, amcamın oğlu Varaka bin Nefhal'e gidelim. O Tevrat'ı ve İncil'i bilen, okuyan bir insandır. O çok alim bir kimsedir diyor. Varaka bin Nefhal de arkadaşlar Hazreti İbrahim'in getirdiği dine inanan, yani Hanifliğe inanan bir insandı. O da hiçbir zaman putperest bir hayat sürmemiş bir insandı. Varaka bin Nefhal'in yanına gittiklerinde o Peygamber Efendimiz'e çok güzel, onu teskin edici sözler söylüyor ve Peygamberimizi sakinleştiriyor arkadaşlar. Ders kitabımızda da sayfa 63'te onun sözleri var. Burayı direkt size okumak istiyorum. Diyor ki Varaka bin Nefhal, bu gördüğün Allah'ın Musa'ya gönderdiği Cebrail'dir. Keşke davet günlerinde genç olsaydım. Keşke kabilenin seni yurdundan çıkaracağı günlerde hayatta bulunsaydım. Bunun üzerine Peygamberimiz, onlar beni buradan çıkaracak mı diye soruyor. Varaka da, evet, çünkü senin getirdiğin şeyi getiren herkes bu düşmanlığa uğramıştır. Eğer o günlere yetişirsem sana mutlaka yardım ederim diyor. Bu şekilde Peygamber Efendimiz'e aslında kendisine resullük, nebilik görevinin geldiğini söylüyor arkadaşlar.
Sonrasında Hazreti Muhammed Efendimiz tekrardan vahiy gelmesini bekliyor. Artık sürekli Hira Nur Dağı'na gidiyor arkadaşlar. Orada yine tefekkürlere, derin düşüncelere dalıyor. Bu ayeti sürekli tekrarlıyor. Alak suresinin ilk 5 ayetini sürekli içerisinden tekrarlıyor. Onu unutmuyor, onu ezberliyor. Sonra tekrardan Cebrail'i göreceği günü ve Allah'tan yeni emirlerin, yasakların, vahiylerin geleceği günü bekliyor. Ve bu sayede belli bir süre geçiyor, kısa bir süre ama peygamberimize çok uzun gibi gelen bir süredir bu. İşte bu süreye Hazreti Muhammed Efendimizin ilk vahiy ile ikinci vahiyi alması arasındaki geçen bu bekleyiş sürecine İslam tarihinde Fetretül Vahiy deniliyor. Bu dersimde sizlere anlatmak istediklerim bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki ders videomuzda Efendimizin gizli ve açık davetinden sizlere bahsedeceğim. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun gençler.